Aramızda bir kişinin, o da Akan'ın farklı farklı böyle algılar yaratmaya çalıştığını dün akşam itibariyle anlamaya başladım ya. Ne gibi? Yani Akın ilk geldiği zamanlarda böyle çok tamam romantik bir adam, duygusal bir adam da dün akşam ağladı. Sen yoktun burada. Ben yok, niye ağladı ki bilmiyorum. Dün akşam ağladı. Aileyle ilgili bir şey konuşuldu. Ya biz orada konuşuyorduk, tamam mı? İşte ben şey dedim. Aşçı kılıklı şef dedim. Gitti yemek yaptı. Döndü buraya geldi işte üstüne kebap söyledi. Aşçı kılıklı şef ne demek ya? Aşçı kılıklı şef dedim. Tamam da aşçı kılıklı şef ne demek? Ya işin esprisi olsun diye, tamam mı? Çakma aşçı demeye çalışıyor. Evet, çakma aşçı demeye çalışıyor. Gitti kızlar tarafın şey, kızlar evinde yemek yaptı. Sonra döndü geldi Berker üstüne kebap söyledi falan. Sonra buraya geldi. Berker'in kebabını izledik biz burada. Kızların hepsi arkasından şey dedi. İşte Akın dedi, işte dedi yemek yapmasını aslında buraya gelmiş şov yapmaya, şudur budur falan. Ama Akın'ın zoruna gitti sanki alttan alttan. İçine içine attı. Böyle deyince. Böyle deyince kızların hepsi. Çünkü kızların yanındayken kızlar hepsi ne kadar güzel yemek yaptın, işte aşktır, karakterdir falandır, fistandır. Biz geldik bir de gömdük biz burada. Kebabı götürünce... He. Kızlar biz de döküldüler. Biz de buraya gelince dedik ki karakterle ne alakası var? Aşkla ne alakası var? Tamam. İşte bir adamın yaşam tarzı vardır. Yaşam tarzıyla alakalı olduğu için hani insanı etkileyebilir. Yaşam tarzını etkiler sonuçta. Karakterini etkilemez. Biz de burada biraz gömdük. Üstüne kızların da işte kebabı yerken gömmesi içine attı. Akşam, en son aile olayı son nokta oldu herhalde. Akşam da aile olayı işte dedi ki bir şey dendi. Ondan sonra dedi ki ben dedi babama benziyorum dedi. Benim dedi bütün dedi merhametliğim, vicdanlılığım, duygusallığım babama benziyor. Ben de orada dedim ki kardeşim hakikaten babana benziyorsun ya dedim. Babası hayatta mı? Babası hayatta. Tamam. Ama uzakta. Hakikaten dedim babana benziyorsun. Bu güzel bir şey. Tamam. Ben onu bir art niyetle söylediğimi herkes burada düşünür, bilir. Çünkü beni tanıyorsunuz artık. Art niyetle babasına benzemek demek. Öyle değil diyorsa tamam. Tabii. Çünkü babana benzemek demek benim mesela babam çoğu zaman katıcıdır. Merhametli olmadığı yerde merhametsizdir. Ondan sonra ağlamaya mı başladı? Ondan sonra bu durdu böyle bir tur attı, dışarı çıktı, geldi, ben yanına doğru gittim, gözleri doldu. Sonra Adnan'a sarıldı, ağlamaya başladı. Allah Allah. Birden böyle boşalmaya başladı, ağlamaya başladı. Şimdi kardeşim sen, biz seninle konuştuk, bu konuyu kapattık, dışarıya gidip içeri girdikten sonra niye ağlıyorsun? Sen baban için mi ağlıyorsun? Yoksa kızlar seni gömdü, geldin biz burada senin üstüne geldik diye. Konuşamadınız mı peki bu soruları, soramadınız mı? Ya ben şeyde tuvalete giderken sormuştum. Dedim kardeşim hani gerçekten mi böyle bir şey? Ya işte ben bu görüntülerin verilmesini daha istemiyorum. Ben böyle bir adam değilim. Ağlamazdım normalde. He, o kendi düştüğü durumu ağlamış o zaman. Aynen. Ya ben böyle bir adam değilim diyorsa kendi düştüğü durumu ağlamıştır. Ya burada biliyorsun herkes bazen bir şeylere takarak ağlamıyor. Kendi düştüğü durumla alakalı sinirlenip ağlayabiliyor. Ama neden ağlıyor? Duruma düşüyor ama tamam neden ağlıyor? Yani, sen erkek bir adamsın. Sonuçta üstüne gelinen bir şey yok. Ama orada baba mevzusu yok demek ki. Ben orada ilişki yoluna mı gidiyorum kardeşim Tuğçe'yle? Tuğçe'yle ne anlaşıyorum, ki, orada evcilik konuşuyorum kardeşim. Kimse ilgilendirmez. Evcilik ya. Kız gelmiş konuşmuş benimle. Daha konuş ötesi oğlum, var mı yani? Bir çocuk olmaz sizin. Ha? Boş konuşuyorsunuz. Bunlar ikisi de Tuğçe'ye... Ben aşığım, ölüyorum, bitiyorum mu dedim. Oğlum sen demedin bana ben tanıma yoluna girmeyeceğim demedin mi? Ya ilişki bazında bir şey yapmayacağım dedim sana tamam işte. Tamam o zaman. Tamam. Onu söyleyeceksin bana abi. Zaten yapamazsın zaten sen. Yapmıyorum zaten kardeşim. Günü ve zamanı gelirse, içimde öyle bir duygu oluşursa zaten otururum sizle paylaşırım, merak etmeyin yani. Ben kaçamak yaşamam hiçbir şeyi. Ya sen ben tanımak istemiyorum diyorsun, sonra oturup tanışıyorsun, sonra İlişki ben... İlişki anlamında ben tanımak istemem ama arkadaş bazında ben tanışırım. Ondan sonra bizim aramızda tamam, bir bağ oluşursa eğer... Oluşursa. İleride. Eğer. O zaman ilişkiye dönmesini istediğimde ben bunu açıklarım zaten diyorum. Şu an öyle bir duygu yok diyorum. Tamam, bunu Berker de ısrarla bana sordu. Aynı cevapları verdim. Hala da aynı cevapları veriyorum. İyi hadi bakalım. İlginç bir şey yok yani. Göreceğiz. Tuğçe'nin ağzından da zaten sorum, ters bir cümle. Arkadaşım falan diyor zaten o da yani. Benim sorum duygun olup olmaması değil. Vallahi Adnan ben açık açık konuşayım mı? Annesinden sonra senin zaten bu vicdan yaptım abi. Kıza i̇şte yapmacık vicdan dedim yap. Yani. Şu an vicdandan dolayı yaklaşıyorsun. Yoksa Tuğçe'yi yani. Beğendiğinden dolayı yaklaşmıyorsun. Vicdan yaptığın için yaklaşıyorsun. Sen yeter ki sen kısmet.